Hocam ben de biliyorsunuz ülkemizde 10 yılda bir şekilde gruplaşmalar oluyor ve arkasında darbeler oluyor ve darbeler ülkemizde derin izler bırakıyor. Ve her 10 yılda bir büyük bir nesli kaybediyoruz. Her defasında küskünler oluşturuyoruz, kırgınlar oluşturuyoruz. Hayatının sonuna kadar ya da hayatına mal olan gençliğimiz var. 28 Şubat da bunlardan birisi. Belki etkisi 15 yılda bitti ama bana göre bilinçaltımıza 100 yıllık bir kara leke bıraktı. Ve bu kara lekeyi ben kaleme aldım ve 2006'da bitirdim kitabımı fakat bir türlü basılmak nasip olmadı. Kitabı yazmadaki amacım o dönemi öğrenci olarak yaşamadım, öğretmen olarak yaşadım ve o dönemin unutulmasını istemiyorum. Özellikle yeni neslin şu anda sahip olduğu özgürlüklerin farkında olmadığını gördüm. Yani o kadar çok özgür yaşıyor ki ve o kadar çok özgürlüğü var ki bizim çektiğimiz sıkıntılardan haberleri yok. Ve buna bir basit örnek vermek istiyorum. Kitap fuarında başörtülü bir kız çocuğu yanıma yaklaştı. Kitabı elime aldı. İncele, çocuğum incele dedim. Almak zorunda değilsin. Dedi ki ama dedi ben dedi başörtüsünden bahseden kitapları sevmiyorum dedi. Ben de dedim ki neden çocuğum? Ya beni sıkıyor dedi. Ama dedim bak sen şu anda bu kadar özgür dolaşabilmen için insanlar bir bedel ödedi bir dönem. Ve insanların yaşadıkları o kadar ağırdı ki kadınlar ötekileştirildi. Ben o darbeyi kadınlara yapıldığını düşünüyorum. Hani arada erkeklerden de zarar görenler oldu belki ama kadınların onuru, gururu incitildi, şerefi incitildi. Ve kadınlar üstüne oynanarak Anadolu kadını rencide edildi. Yani şu anda açık olur, kapalı olur fark etmez. Hepimiz Müslümanız. Ve Türk toplumunun bir parçasıyız. Bizim genlerimizde şu vardır. İster en sağında olsun, ister en sonunda olsun fikrinin. Biz bu toplumun parçası olarak bizim kutsallarımız var, değerlerimiz var. Yani kime girerseniz gidin hiç kimse annesinin kıyafetine laf söyletmez. Değil mi? Ama bunu gençler yaptığı zaman o dönemde sanki gençler yapınca bir siyasi simge, yaşlar yapınca geleneksel bir görüntü gibi düşünüldü. Halbuki siyasi simge değildi o anda. Şu anda kullanılıyorsa kullanılıyor. O dönemde kesinlikle siyasi bir simge değildi. Yetişen 80'li yıllarda 80 darbesinden sonra yetişen bilinçli inançlı bir gençlik vardı. O gençliği tırpanlamak için yapılmış bir darbe ve özellikle de bizi bizle iç kavgaya sürüklemek, devletle birbirimize düşürmek, küskünler oluşturmak için yapılmıştı. Ve ben bunu bugün şu şekilde görüyorum. O da bir kurguymuş. Yani nasıl kurguymuş? Bizim insanımızı sürekli ötekileştirerek birbirine düşürmek. Yani Ayşe'yi Fatma'ya düşürdü, Ali'yi Ahmet'e düşürdü. Niye? Çünkü Türk insanı birbirini sevmesini ve birlik beraberlik içinde olmasını istemiyorlar. Daha doğrusu bizi Anadolu'da istemiyorlar. Bizi Anadolu'da istememe sebepleri de işte bizim Orta Asya'dan çıkarak gelip burada yerleşme mücadelesi vermemiz. Hepimiz biliyoruz ki biz 1000 yıldır bu topraklarda şehit kanıyla her adımını sulayarak biz buraya sahip olduk. Ve halen bizi bu topraklardan söküp atmak istiyorlar. Kitabımın adının Ergenekon olmasının sebebi, Ergenekon'un çocukları olmasının sebebi de bu. Ergenekon kelime anlamı aşılamayan dağ demek. Yani 28 Şubat süreci de kadınlar için aşılamayan bir dağdı, bir engeldi. Ancak bunu yaşayanlar bilir. Toplum önünde sürekli rencide edilenler bilir. Devlet kurumlarının kapısına giremeyip çöp kutusunun yanında başını aç da gel diyenler bilir benim ne anlatmak istediğimi. Ve hem kelime anlamına ithafen hem de köken olarak biliyorsunuz hepimiz Orta Asya'dan gelen boyların birer parçasıyız. Ve biz geldik buraya tutunmak istedik. Anadolu'nun çocukları diye de yazabilirdim bu kitabı. Ergenekon'un çocukları deme sebebim tarihi bir ismi hem hatırlatmak hem de bir mahkeme süreciyle kirletilmiş bir ismi aklamak. Ergenekon bizim ata yurdumuzun adı. Demirleri eritip geldiğimiz dağın adı. Yani hepimiz oradan gelen çocuklarız biz. Onu anlatmak istiyorum. Biz buranın çocuklarıyız. Bizim başka alternatifimiz yok. Biz bu topraklarda tutunmak ve yaşamak zorundayız. O halde biz birbirimizi sevmek zorundayız. Biz bir başörtüsü gibi bir kadının ister aksesuar görün, ister moda görün, ister Allah'ın emri olarak görün. Kadın başını örtüyorsa zaten moda diye örtmüyor. Allah'ın emri diye örtüyor. Buna kalkıp da aç diyerek birini dayatması çok saçma bana göre. Bu kitapta kimseyi incitmemeye çalıştım. 20 tane gençlere mesaj mahiyetinde bilgi vermeye çalıştım. İstedim ki bundan sonraki nesiller
küçük küçük meseleler için ya da uyduruk suni meseleler için birbirlerini incitmesinler. Burada gerçek bir hikaye anlatılıyor. İki tane hukuk fakültesi öğrencisinin başından geçen olaylar ve 28 Şubat sürecinde yaşanmış. Yani 96 ile 2006 yılları arasında yaşanmış bir hikayeyi kaleme aldım. Gerçek bir hikayedir. Ve buradaki çocukların hem kendileriyle, hem aileleriyle, hem devletle mücadele vererek hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Ve inşallah işe yarar. 100 kadar öğretmen, ilahiyat mezunu, değişik meslek gruplarından arkadaşlarımın yorumunu aldım. Kitabın çok yalın, akıcı yazıldığını, çok farklı görüşte olmalarına rağmen çok beğendiklerini söylediler. Ayrıca farklı fikirde olan arkadaşlarım da şöyle dediler: abla, biz o dönemde sizi incitmiş miydik? Özür dileriz bu kitaptan sonra. Ya benim istediğim de buydu. Kimseye ayrıştırmak gibi bir derdim yok. Bu kitabı okuyan herkes bilir ki burada hiç kimseye hakaret yok. Bu 28 Şubat'ın ilk ve tek romanı şu anda bildiğim. Yani makalelerde, yazılarda 28 Şubat işlenmiş. Fakat gerçek bir hikaye yazılmamış. Evet.